Başkanım iyi günler. Geçtiğimiz günlerde Millet İttifakı adaylarından Deva Partisi İlçe Örgütü'nü ziyaret ettiniz. Bugün de Gökçeada'da bulunan köy ve mahalle muhtarlarıyla birlikte bir kahvaltıda bir araya geldiniz. Gökçeada CHP olarak bu ziyaretlerdeki ve bu bir araya gelmelerdeki hedef nedir? Gökçeada CHP'de neler oluyor? Gökçeada'lıları bilgilendirir misin? Evet. Doğrudur. Gökçeada Deva Partisi ilçe yönetimini ziyaret ettik. Bugüne kadar biraz gecikmemizin sebebi malum bu korona nedeniyle ertelemeler oldu. Ama o günkü ziyaretimizin sebebi biliyorsunuz ülkemizin içinden geçtiği büyük sıkıntılar var. Sayın Genel Başkanımızın bu Millet İttifakı'nın güçlendirilmesi, genişletilmiş demokrasi güçleriyle güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme konusunda büyük irade konuldu ve büyük bir ölçüde de bazı ilerlemeler kaydedildi. Yakında bunun açıklamasını da Sayın Genel Başkanlar yapacak. Biz de bu ziyaretimizi hem Gökçeada'da sorunlarımızı konuşmak, hem ülkemizin sorunlarını konuşmak ve bunlarla karşılıklı istişare etmek amaçlı bir toplantımız oldu. Ve bu toplantılara da geçtiğimiz ileriki günlerde de devam edeceğiz. Bugün muhtarlarla yaptığımız toplantı, evet sivil toplum örgütleri bunlar. Kendi mahallelerinde bizim ada vatandaşlarımızla daha çok yakınlar. Sorunları birebir kendileri çok daha iyi biliyorlar. Ve genel anlamda hepimizin yaşadığı sorunlar var. İşte ulaşım, sağlık vesaire imar konularında görüş alışverişinde bulunduk. Bunun amacı bu konuştuğumuz sorunlarla ilgili ne gibi çözümler buluruz, neler yapabiliriz, ileriki günlerde hangi adımlar atarız, atmalıyız, onların da görüşlerini aldık. Gayet verimli, güzel bir toplantı oldu. Ben iştirak eden, edemeyen muhtar arkadaşlarıma huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu bir siyasi şeyin dışında sorunlarımızı masaya yatırma, çözüm bulma, karşılıklı bir samimiyet, bir güven esasına dayalı bir sohbet toplantısı idi. Bunu da ileriki günlerde başta dediğim gibi daha genişleterek başka bileşenlerle de bir araya gelip sorunlarımızı konuşacağız. Çözümü noktasında da hep birlikte gerek siyasilere gerekse kime ulaşabileceksek buralara ulaşmaya çalışacağız. Yani sadece ülkemiz ve yani, son olarak şunu diyebilir miyiz? Gökçeada CHP seçim hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Tabii ki hem seçim hazırlıkları da denilebilir. Zaten seçim hazırlıkları evet var. Ülkemizin buna da ihtiyacı var. Hem de acil bir seçime ihtiyacı var. Ancak yani bütün halkımız bir sıkıntı durumunda. Bir kıskaç içerisinde. Kamuoyuna yansıyan biliyorsunuz bir elektrik zamları var. %150 ve daha fazla bir elektrik faturaları zamlı şekilde geliyor. Hepimize, size de gelmiştir, bize de geldi. Ve bu esnaflar, vatandaşlar elektrik paralarını ödeyemiyor. Esnaf büyük sıkıntıda. Sadece elektrik değil, elektrikle birlikte diğer ürünlere, gıda ürünlerine büyük bir zam var. Artık buna bir çözüm bulmak durumundayız. Buna bir çözüm bulunmalı. Bizim sorunumuz kimseyi eleştirmek, kimseyi çekmek değil. Üzüm yemek, soruna çözüm bulmak ve çözüm bulmak için de Sayın Genel Başkanımızın söylediği gibi biz bu birlikteliği genişleterek başka bileşenlerle daha güçlü hale getirip ülkemizi düzlüğe çıkarmak istiyoruz. Artık mesele siyaset meselesi değil, mesele gelecek meselesi, çocuklarımızın geleceği meselesi, ülkemizin geleceği meselesi. Artık bu ülkemizin bir beka meselesi olmuştur. Buna bir çözüm bulmak durumundayız. Buna da siyaset çözüm bulacak. Bizler, vatandaş,
Herkes bu çözüme katkı sunacaktır. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim açıklamalarınız için. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ederim.